Herkese merhaba. Tezer beğenmiş ben. Yeni bir kitap sohbeti videosuyla birlikte olacağız bugün. Ve konuğumuz Hakan Bey. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun. Hakan Bey farklı kategorilerde kitapları dilimize çevirmiş. Bunlardan bir tanesi Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bugün özellikle Kurtlarla Koşan Kadınlar hakkında konuşacağız. Çünkü benim en azından okuma alışkanlığı olan her kadının okumasını istediğim kitaplardan bir tanesi. Ama önemli olan birçok kitap gibi Kurtlarla Koşan Kadınlar da okuması birazcık zor. İstiyorum ki bu videoda hem neden okumamız gerektiğini hem de nasıl okursak kolay okuyabiliriz bu konu hakkında fikir sahibi olun. Sorulara geçmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Psikiyatristim ben. Bir süredir 2005'ten beri bu üniversitede Yeditepe'de öğretim üyesi olarak da çalışıyorum. Ayrıca işte psikanalizle ilgileniyorum. Sinir bilimle ilgileniyorum. Klinik psikoloji bölümüyle biraz da ilgim var. Böyle birkaç yerde çalışıyorum. Kurtlarla Koşan Kadınlar'la nasıl tanıştınız ve dediğimizde çevirme fikri nasıl ortaya çıktı bunu merak ediyorum. Tamamen tesadüf aslında. Yani çok ilgi duyduğum bir alan değildi. Özellikle kadın kitapları. Fakat Ayrıntı Yayınları'nın eski yayın yönetmeni var, Ömer Faruk. Onunla tanışırız. Bir iki kitap çevirmiştim Ayrıntı'ya zaten. Bir gün ziyaretinde o kitabı verdi ve bir bak istersen nasıl çevrilse nasıl olur dedi. Ben de baktım. Hoşuma gitti bakınca ve bunu çevirelim dedim. Öyle başladı. Fakat tabii bir şey almadım ben. Son tarih olmasın dedim. Ben bunu keyfime göre çevireyim. O da tamam dedi. Böyle başladı. Yani biraz yayın evinin önerisi de oldu. Evet. Peki. Eser dilimize çevirmeden evvel de mitolojik öykülere bir ilginiz var mıydı? Çeviri öncesinde ya da çeviri sırasında bu tarz okumalar yaptınız mı? Şöyle, sadece mitolojiye değil, tabii ki mitoloji mutlaka herkesin bilmesi, okuması gereken bir şey ama masallara da bir ilgim vardı aslında. Keşke zamanım olsa da masallarla ilgili çalışabilsem ve özellikle yerel masalların analizi üzerine biraz çalışmak isterdim. Hala kafamda öyle bir düşünce var. Biraz onun üzerine de oturdu. Yani mitolojiyi ve masalları tabii ki seviyorum. Çeviri sırasında ek okumalar yapmış mıydınız? Mitoloji, masallarla ilgili, öykülerle ilgili. Yok, özellikle okuma yapmadım ama zaten yazar Jungçu bir analist kendisi. Pinkola Estes. Evet. Dolayısıyla Jung literatürü benim için çok yabancı bir literatür değil. Dolayısıyla bildiğim bir dildi aslında. Anladım. Zaten bilgisayar biliniz. Peki Estes bu kitabı 20 yılda yazmış. Ben yaklaşık 6 ayda okudum. Acaba siz ne kadar süre çevirdiniz? Tam süresini veremeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Yani deniz kenarında da çevirdim. Evde oturdum çevirdim. Bazen hastanede çevirdim. Biraz keyfe keder uzun sürdü. O yüzden de hani zorla yaptığım bir iş olmadı. Biraz keyifle yaptığım bir iş Kaç oldu. Kaç yıl olmuş mu? Olmuştur tabii ki. Peki. Öncesinde ya da çeviri sırasında eserin yazarıyla tanışma fırsatınız oldu mu? Yok, ne yazık ki tanışmadık. Eserde 16 tane mitolojik öykü ve bu öykülerin çözümlemeleri yer alıyor. Bu öykülerin kadınlar ile alakalı olması dışında ortak özellikler nelerdir? Ve başka hangi temalar yer alıyor? Açıkçası kitapta da belirtiyor onu. Aslında kadınlar üzerine yazılmış, kadın doğası üzerine yazılmış bir, genel olarak doğa üzerine yazılmış bir kitap olmasına karşın aslında herkes için yazılmış bir kitap. Yani hem her iki cins için ve tabii tüm insanlar için yazılmış bir kitap. Çünkü biraz doğa ile kopan bağımız üzerine o kitap. Dolayısıyla sadece kadınlıkla ilgili bir meseleyi ele almıyor. Genel bir konuyu ele alıyor. Ama kadınlık üzerinden biraz tabii kadınların doğaya yakın oldukları düşünüldüğünden o süreci biraz böyle kadınlık üzerinden yani doğadan çok fazla uzaklaştığımızı, onunla yeniden bağ kurmamız gerektiğini biraz kadınlık üzerinden ama bunu kadınların daha iyi yapabileceğini düşünerek anlatan bir kitap aslında. O yüzden bence herkesin okuması gerek. Farklı temalar var mıydı kadın, yani daha çok aslında kadının gücünü keşfetmesine yönelik dediğiniz gibi doğayla olan bağını kopardıkça ondan da uzaklaştığını vurguluyor. Bunun dışında psikolojiyle ilgili ya da farklı konulara değindiğim... Şöyle, demin söylediğim gibi aslında Jungçu bir analist olduğu için insanlığın bir ortak bilinç dışı olduğunu kabul eder Jung. Dolayısıyla buradan yola çıkıyor. Bizim ortak bir bilinç dışımız var. Kadınlar da dahil buna. Bu bilinç dışı da kendini daha çok böyle masallarda dışa vuruyor aslında. Hmm.
Dolayısıyla masalları incelemek demek bizim kendimizi tanımak, kendi geçmişimizi, eski zamanlardaki. Daha özünü okumak gibi. Evet. Anladım. Hı-hı. Bu öyküler farklı kültürlerden derlenmiş. Aralarında sizi en çok etkileyen öykü hangisiydi? Bunun diğerlerinden farkı neydi sizin için? Şöyle söyleyeyim, masallar aslında çok ortak şeyler. Farklı kültürlerden derlenmişler ama aslında birçok kültürde aynı temaları görmek mümkün. Bu konuyla ilgili mesela ben çok annemden dinlediğim bir masalı, ki annem okuma yazma bilmeyen bir kadındı. Köyden çıkmış, kente yerleşmiş. Bana anlattığı masalları ben daha sonra diğer evrensel şeylerde de, temalarda da gördüm. Dolayısıyla bu ortak bilinç dışı dediğimiz şey aslında burada kendini gösteriyor. Bunların çoğu birçok, Anadolu'nun birçok yerinde anlatılmış şeylerdir. Tam isimler değişse bile temalar çok değişmiyor. Beni en çok etkileyen, şimdi birini söylesem diğerlerine haksızlık olur derler ya. Ama Vasalisa masalı, özellikle kişiliğin gelişimi üzerine, Elsiz Kız masalı, özellikle bir erginleme töreni olarak en etkileyici olanlar benim açımdan onlardı diyebilirim. Bazı okurlar mitolojik öyküler okuma konusunda tecrübeli olmayabilirler. Bu okurlara Kurtlarla Koşan Kadınlara başlamadan evvel önerebileceğiniz biraz daha hafif kitaplar var mı? Kurtlarla Koşan Kadınlara hazırlık olsun diye. Aslında siz de biliyorsunuz, anladığım kadarıyla kitaplarla ilgilisiniz ve kitap tanıtımı yapıyorsunuz. Evet. Aslında her kitabın diğer kitaplarla bir bağı var. Tabii. Bunun sadece konu açısından değil. Yani iyi bir edebiyat okuru bence, örneğin psikoloji kitabında daha iyi okuyabilir. Çünkü edebiyattan iyi psikolojiyi anlatan bir şey olamaz. Diğer kitapları da daha iyi okuyabilir ama teknik bir şey diyorsanız Jung okumalarını öneririm. Yani Jung anlamak açısından masalları iyi bir referans noktası olabilir. Ama Jung'un kendi kitaplarından başlamak biraz zor olabilir ama Jung'u anlatan bir güzel bir kitap arasında onu önerebilirim. Carl Gustav Jung psikolojisi diye. Jacobi'nin kitabı. Şey okusunlar mı? İşte daha böyle masal okusunlar mı? Mesela bu destek yayını, Kara Karga yayınlarından çıkan masal dizgisi var. İşte hiç masalları, Kızılderili masalları gibi. Masalları zaten hep okusunlar ama masalları... Ya yani o tür masalları okumanın bu kitabı anlamada faydası olacak mıdır sizce? Yok. Çünkü şöyle, aslında masalın anlattığı şu. Metin değil aslında. Anlatılan şey değil önemli olan. Onun bize anlattığı şey, onun analizi önemli. Evet. Burada sadece Jungçu değil, aslında Freudçu bir bakışla da bakılabilir masallara. Benim ilgimi çeken başta oydu zaten. Çünkü her metin aslında, masal özellikle, bir rüya gibi yorumlanabilir. Yani bize gösterdiği şey aslında simgesel bir şeydir. Ve onun altında neler olduğunu anlamak için çaba göstermemiz gerekir. Dolayısıyla masal aslında bir rüyadır ya da bir belirtidir, bir semptomdur, bir hastalıktır, nasıl yorumlarsanız. Onları okumak, hepsini okumak çok önemli değil. Yani binlerce hasta görmeniz, hasta hakkında bilgi sahibi olmanız anlamına gelmez. O hastalığın arkasında ne olduğunu anlamak önemli olan. Dolayısıyla o metni anlamak için de bir metin okuma eğitimi, yani onun altında ne olabilir, bir analiz eğitimi, belki bir psikoloji konusunda biraz bilgi gerekir diye düşünüyorum. Aslında biraz da işimizi kolaylaştırıyor çünkü çözümlemeler de zaten içerisinde var. Var, evet. Peki, bir sonraki soruya geçelim. Eseri çevirirken bu kadar çok sevileceğini, neredeyse okuyan her kadının bir diğerine tavsiye edeceğini tahmin etmiş miydiniz? Ve bu kadar çok ilgi görmesi sizi şaşırttı mı? Çok şaşırttı tabii ki. Çünkü yayın yönetmeni de verirken çok kuşkulu bir şekilde verdi. Çünkü Ayrıntı Yayınları daha teorik metinler yayınlayan, evet, bir yayın evidir. Evet. Dolayısıyla bu kitaptan sonra da epey eleştiri geldiğini söyledi kendisi bana. Bu kitapla sizin ne işiniz olabilir gibi, ama kitap gerçekten aslında derinde insanın çok temel bir sorunu anlatıyor. Evet. Doğadan kopuşumuzu, evet, yani kadınlık üzerinden. Dolayısıyla birçok teorik metinden çok daha eğitici, öğretici olabilir. O zaman siz de tahmin etmemiştiniz bu kadar çok. Hiç tahmin etmemiştim. Kurtlarla Koşan Kadınları genellikle kadınlar kadınlara tavsiye ediyor ama erkekler de okumalı mı sizce? Ve neden okusun bir erkek bu kitabı? Söylediğim gibi aslında kitap sadece kadınların doğasıyla, vahşi doğasıyla ilgili değil, doğayla ilgili bir şey. İnsanın kaybettiği bir şeye geri dönmesiyle, onu yeniden keşfetmesiyle ilgili. Tabii kadınların da doğasını keşfetmesi ona güç katacak bir şey ama insanlığın gittiği yeri görüyorsunuz, iklim değişiklikleri vesaire. Onu da anlatan bir şey aslında. Yani tüm insanlığın
kendi içindeki doğayı keşfetmesi ve onu kaybetmemek için çaba göstermesi üzerine kitap. Ayrıca erkekler içinde masallar var aslında. Yani erkeklerin davranışları, kadınlarla ilişkileri konusunda Manavi masalını hatırlıyorum mesela. Dolayısıyla onlar da en azından hem kendi içgüdülerini tanımaları açısından hem kadınlık denen şeyi, belki kadınlar değil, kadınlığı tanımaları açısından, ama kurlarsa kendileri açısından iyi olur diye düşünüyorum. Sanırım adından dolayı mı o zaman? Büyük ihtimalle tabii ki. Sadece kadınlara yönelik gibi algılanıyor ve tavsiye ediliyor. Peki ben bu kitabı 5-6 sene önce okudum, yanlış hatırlamıyorsam. Benim için oldukça zor bir okumaydı. O zamanki okuma tecrübeme göre de çok, bana göre ağır bir kitaptı belli ki. Ve bir roman okur gibi başladım, sonunu getirmeye çalıştım. Dolayısıyla zaman zaman çok sıkıldım, çok bunaldım. Belli ki bu yanlış bir yöntemdi. Siz nasıl okumalarını önerirsiniz? Özellikle başları romanın, kitabın epey zorlayıcı bir metin. Çünkü tekrarlar içeren. Bu arada 16 tane öykü var kitabın içerisinde ve onun çözümlemesi var. Bundan bahsetmedik ama hiç. Aslında onlar okumayı çok kolaylaştıran şeyler. Dolayısıyla belki başlarda nasıl bir şey anlattığına dair bir fikir edindikten sonra tek tek öykülere dönmek ve analizlerini okumak çok daha kolaylaştırabilir okumayı. Başlamadan önce mi kitap hakkında araştırma? Peki başladıktan sonra nasıl bir yolla devam etsinler? Roman okur gibi okumamaları gerekiyor bence. Tabii tabii, ama şöyle, kitabın başında aslında ne anlattığına dair fikir veriyor. Yani işte kadınlık doğası, vahşi kadın konusunda. Fikir veriyor ama verdiği bilgiler çok yoğun bilgiler. Dolayısıyla bunları peş peşe almak bazen çok yorucu olabiliyor. Yani benim için en azından yorucu olmuştu. Mesela 16 tane öykü var dediğim gibi. Her ay bir tane okusalar ya da her ay iki tane öykü ve çözümlemeyi sadece okusalar. Daha kolay olmaz. Ben kişinin kendi ritmine göre olması, herkesin okuma biçimi farklı diye düşünüyorum. Yani kişisel seçimler yapmalı bence herkes. Çünkü kitabı başladıktan sonra bırakanlar genellikle tekrar dönmekte güçlük çekebilir bazıları. Çünkü daha mükemmeliyetçi olabilir ve hani tümünü okumak isteyebilir. Kimi oradan bir takım bilgiler, pratik bilgiler edinmek isteyebilir. Dolayısıyla kişisel seçimler yapılabilir. Ben kitabın başında bilgi alsınlar derken tümünü okusunlar anlamında söylemedim. Yani kitap ne üzerine? Orada birkaç sayfada aslında o vahşi kadın arketipinin nereden geldiğine dair, neden bu kitabı yazdığına dair bilgiler var. Bu bilgiyi tümünü okumasına gerek yok. Edindikten sonra masallara geçip analizlerine bakabilir ve sonra gerekirse tekrar başa dönüp çok daha anlamlı olur onu yeniden okumak. Anladım. Sizce eser tüm kadınlara hitap ediyor mu? Okurun belli bir sorgulama sürecinde olması gerekir mi? Tabii herkese farklı bir yerden hitap edecektir. Yani herkes aynı şeyi söyleyeceğini düşünmüyorum, ama sadece kadınlar için de değil, konuştuğumuz gibi. Yani okuyan herkes aslında kendi açısından bakacak. Dolayısıyla bulunduğunuz zemin, baktığınız yer, dünyaya bakışınız, daha önceki okumalarınız bunda rol oynayacak. Ama böyle hani büyük teorik bir şey gerektirmiyor açıkçası. Özellikle öyküler herkes tarafından okunabilir diye düşünüyorum ben. Zaten sizin demin de dediğiniz gibi mutlaka anımsayacaklardır bazılarını. Ben okurken çünkü hatırlamıştım, çocukken duyduğumuz öykülere benzer özellikleri var. Sadece çözümlemelerini biraz algılamak için sanırım. Daha bilinçli bir seviyeye geldikten sonra okumak daha mantıklı olabilir belki. Kurtlarla Koşan Kadınlar hangi anlamda kişinin farkındalığını kuvvetlendirecek sizce? Yani özel olarak kadınlar için söylersek, onların kendi içindeki gücü, doğadan gelen güçlerini keşfetmelerini sağlayabilir. Bir derinlik, bir gelenekten gelen bir şey güç kazandırabilir. Ama herkese doğa ile ilgili, yani kaybettiğimiz şeyle ilgili bir his verecektir diye düşünüyorum. Bugün yaşadığımız dünyada herkesin temel sorunlarından biri bu. Aslında yabancılaşmak. Kendimize, dünyaya, yaptığımız işe. Bu yabancılaşmayı azaltıcı bir etki göstereceğini düşünüyorum ben kitabın. Zor bir soru belki bu, ama genel yapısı itibariyle eseri bir iki cümleyle nasıl tanımlarsınız? Demin söylediklerimi toparlayarak aslında tanımlayabilirim. Kitap bize kaybettiğimiz bir şeyi, doğayı yeniden hatırlatıyor. Özellikle kadınlar yoluyla bunun belki de yeniden hatırlanması, o gücün keşfedilmesi için bir örnek olabilir kitap, öyle söyleyebilirim. Bunu neden kadınlar yoluyla yapıyor acaba? Bir, kendi kadın olduğu için, bir de bu doğayı dediğimiz şeyi aslında kadında daha net bir şekilde görebildiği için, kendinden yola çıkarak. Kurtlarla Koşan Kadınları okuyup seven okurlara benzer kategorilerde hangi kitapları önerirsiniz?
Aslında en zor soru bu. Çünkü kitap önermek benim çok sık karşılaştığım bir şey. Hastalarım da sık sık sorarlar ne okuyalım diye. Ben onlara her zaman aynı şeyi söylüyorum. Burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Yani iyi bir edebiyat her okumanın temeli olmalı bence. Teorik okumalardan önce. Klasikler, iyi romanlar, iyi şiirler bence bütün okumalara temel olabilir. Şöyle, yani Kurtlarla Koşan Kadınların vermek istediği mesajı verecek başka kitaplar. Mesela insanın kendini bulmasına yardımcı oluyor dediniz az önce. Hı hı. Kendiyle olan bağlarını kuvvetlendiriyor. Bu kategoride başka hangi kitaplar bu yanımızı kuvvetlendirir i̇şte sizce? Bu tür şeyleri açıkçası çok önermiyorum. Çünkü böyle bir moda var biliyorsunuz. Kişisel gelişim modası var. Evet. Bu kişisel gelişim modası zaten bunun üzerine kurulu. Yani kendinizi bulun. İşte yüreğinizin peşinden gidin vesaire gibi. Ama bu kitaplar işe yaramıyor. Bence eğer gerçekten insan kendini tanımak, dünyayı tanımak istiyorsa iyi kitaplar, yani iyi edebiyat kitapları bence çok daha yararlı olur. Birkaç tane öyle kalalım. Klasikler başta. Yani, klasikler. Evet. Bizim kendi yazarlarımız, iyi yazarlarımız ama dünyadan özellikle. Ben Rus yazarları hayranıyım mesela. Çok öneririm. Yani bir Dostoyevski okuduktan sonra insanın hayatı başka oluyor derim. Peki halihazırda çevirmekte olduğunuz başka bir eser ya da yazmakta olduğunuz herhangi bir kitap var mı? Ben bu kitapla birlikte aslında çeviri işini bıraktım. Çünkü çevirmen değilim ben. Evet. Yani çeviriyi biraz keyiften, biraz İngilizce öğrenmek için yaptığım bir şeydi. Ve bu kitaptan sonra bıraktım. İki tane zorunlu çeviri daha yaptım bu kitaptan sonra. Ona bir kendi derneğimiz, Psikiyatri Derneği için bir psikoterapi kitabı çevirdim. Bir de ilgilendiğim alanla ilgili, nöropsikanalizle ilgili Beyin ve İş Dünya diye bir kitap çevirdim. Ve çeviri işi benim için bitti. Yazmakta olduğunuz bir şey var mı? Şöyle bir kitap yazdım aslında. Bitirdim de. Ne umarım üzerine? Nöropsikanaliz üzerine. Yani zihin-beyin ilişkisi. Akademik bir kitap mı olacak yoksa? Ortada aslında akademik bilgilerin de olduğu, daha çok makalelerden yararlandığım bir kitap oldu. Ama bir şeyden, bir sivil yayın evinden, üniversiteden çıkmayacak. Adını söylemeyeyim. Tamam. Şimdi röportaj boyunca kitap önerisi istedim sizden. Ama bir çevirmen olarak ya da Kurtlarla Koşan Kadınları çeviren Hakan Atay olarak değil de okur olarak sizin hayatınıza iz bırakan, sizi etkileyen kitaplar neler oldu acaba? Aslında deminki soruya verdiğim yanıtı biraz tekrar etmem gerekecek. Kişisel hayatımdan verebilirim. Ben Türk yazarları okuyarak başladım. Yani işte Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Bekir Yıldız. Benim ilk okuduğum edebiyatçılardı. Ortaokul yıllarında başladım. Ben yatılı okulda okuduğum için biz iyi kitap okurduk yatılı okuldayken. Onlarla tanıştım ama daha sonra işte klasiklere geçtim. Herkese öneririm aslında. Yani hem işte Tolstoy ve Dostoyevski okumayan biri açıkçası dünyada yani eksiktir diye düşünüyorum. Ne bileyim bir Fransız yazarları, bir Amerikan yazarları okumayan. Fransız edebiyatından kimleri? Yani işte Balzac bilmeli bir kişi mesela ya da Montaigne okumuş olmalı diye düşünüyorum. Ya da Jack London, John Steinbeck mutlaka. Yani bunları okumamışsa diğer birçok şeyi de anlaması zorlaşacaktır. Diye. Biraz şeyi çok kuvvetlendiriyor. İnsanı tanımayı ve dolayısıyla kendini de tanımanı sağlıyor değil mi klasik eserler? Birçok hikaye. Hiç yaşamadan birçok hikayeyi yaşıyorsunuz. Birçok insanı tanıyorsunuz. Birçok yere gidiyorsunuz. Evet. Peki benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Buraya kadar geldiniz. Peki teşekkür ederim. Umarım keyifle izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Ben oldukça zorlanarak okuduğum için bu videodan sonra önümüzdeki süreçte bir kez daha yeniden okumaya başlayacağım. Siz pek önermediniz ama ben kendimce her ay bir tane öykü ve çözümlemesini okuyarak biraz da okuduklarımı düşünerek daha iyi sindireceğime inanıyorum. Sizler de okuduysanız veya okumayı düşünüyorsanız bu kitabı yorum olarak bizlerle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.